akşamlar. TV12 akşam bülteniyle karşınızdayız. Ben Duygu Aydın. Başbakan yardımcısı ve hükümet sözcüsü Numan Kurtulmuş, Ramazan ayı dolayısıyla başbakanlık muhabirleriyle bir restoranda verdiği iftar yemeğinde buluştu. Gündemdeki konulara değindi, soruları yanıtladı. Başbakan yardımcısı ve hükümet sözcüsü Numan Kurtulmuş, Ramazan dolayısıyla kendisini takip eden başbakanlık muhabirleriyle iftarda bir araya geldi. Gazetecilerin Ramazan ayını tebrik eden Kurtulmuş, kendisine yöneltilen soruları da yanıtladı. Ana gündeminde ise terör operasyonları ve Avrupa Birliği ile vize serbestisi konusu vardı. Özellikle 22 Temmuz'dan itibaren başlatılan operasyonlarla ilgili konuşan Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş, terör örgütü en kısa sürede Türkiye'de faaliyet gösteremeyecek bir noktaya gelecektir diye konuştu. 79 milyon milletimizle birlikte biz bundan sonra önce terörü bitirip arkasından terörün ortaya çıkardığı bu tahribatı, maddi ve manevi tahribatı ortadan kaldıracak ihya ve inşa programımızı uygulayacağız. Ve inşallah Güneydoğu Anadolu, Doğu Anadolu eskisinden çok daha güçlü, çok daha kuvvetli ekonomik merkezler haline de gelecek birçok ilimiz ve ilçemiz. Bu kapsamlı, uzun sürecek olan bir mücadeledir ve bu mücadelenin esas sahibi bizatihi milletin kendisidir, doğudaki, batıdaki halkımızın kendisidir. Ve bir diğer önemli konu ise Avrupa Birliği ile vize serbestisi meselesiydi. Özellikle Avrupa Birliği ile başından itibaren konuşulan ve verilen sözlerin olduğunu belirten Kurtulmuş, Avrupa Birliği'nin hiçbir mazeretin arkasına sığınamayacağını söyledi. Kurtulmuş olası bir tepkime ile ilgili olarak da, "Biz Türkiye olarak yolumuza devam ediyoruz, vize serbestisi olmadı diye Türkiye'de kıyamet kopmaz" dedi. Bundan sonraki esas sorumluluk Avrupa Birliği'nin üstündedir. Avrupa Birliği hiçbir mazeretin arkasında sığınmaksızın, efendim terörle mücadele yasasını kaldırın, yani terörle güçlü bir şekilde mücadele etmeyin. Ya da şunu yapın, bunu yapın. Şimdi demek ki bugün yeni bir şey daha çıktı. Kusura bakmasınlar, Sayın Piri nereden biliyor HDP'li vekillerin ceza alıp almayacağını? Ben bilmiyorum. Başbakan da bilmiyor, Cumhurbaşkanı da bilmiyor. Daha yeni tamamlanmış olan bir anayasa değişiklik süreci vardır. Ve bu süreçten sonra bütün milletvekilleriyle ilgili dosyalar mahkemelere gidecek. Mahkemeler ne karar verecekse hepimiz buna saygı göstereceğiz. Dolayısıyla biz herhangi bir şekilde bir başka ülkedeki mahkeme kararına ne kadar saygılı davranıyorsak herhangi bir şekilde de Türkiye ile ilgili konuşanlar Türkiye'de olası mahkeme kararları üzerinde de saygılı kabul etmeyebilirler ama saygılı davranmak durumundadırlar. Bu yeni bir şart olarak bunu ortaya koyuyoruz diyorlarsa böyle bir konu zaten ne geri kabul anlaşması ile ilgili konuda gündeme gelmiştir. Zaten mümkün değil, zamanlama olarak da mümkün değil. Ne de Türkiye'nin vize serbestisi konusunun bir parçasıdır. Olmadı olamaz da. Bunun yeni bir mazeret, ya biz size vize serbestisi vermiyoruz diye bir mazeret üretmek manasına yorumlamak gerekir. Biz Türkiye olarak yolumuza devam ediyoruz. Avrupa ile masada konuşulanlara, söz verilen konuların hepsine biz sonuna kadar bunları yapmaya gayret ediyoruz. Ama vize serbestisi olmadı diye de Türkiye'de kıyamet kopmaz. Şimdiye kadar da Türkiye'de vize serbestisi yoktu. Bundan sonra Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşları Avrupa'ya giderler, rahatlıkla orada seyahatlerini yaparlar. Geçtiğimiz günlerde Ulubey ilçesi Kalacak mahallesinde meydana gelen dolu felaketi fındık dallarını kurşun gibi deldi. Kivi dallarını kuruttu, meyve ağaçlarında bulunan meyveleri ise yerlere saçtı. Adeta felaketi yaşayan Kalacak mahallesinin bir bölümünde ise zararın boyutu oldukça büyük. İlçesi Kalacak mahallesi deyim yerinde ise adeta felaketi yaşadı. Geçtiğimiz günlerde şiddetli fırtınayla birlikte meydana gelen dolu yağışı gece saatlerinde başladı ve kısa süre içerisinde Kalacak mahallesinde bulunan fındık dallarını deldi, kivileri kuruttu, meyve ağaçlarında bulunan meyveleri ise sağa sola saçtı. Saat 11 sıralarında yağan dolu gerçekten bizim köyümüzün de içinde bulunduğu, böyle bir şeritte böyle dolu zararı olduğu tespit edildi ve gerçekten %100'e varan yerlerde bahçelerimize zarar var. Gece saatlerinde meydana gelen şiddetli fırtına doluyla birlikte bir oldu ve en çok zararı Karadeniz'in altın ürünü olan fındığa verdi. Mesela bu bahçemizde bakın gördüğünüz gibi şurada sağlam fındık kalmamış. Olan da bitmiş. Şimdi dalın da yaralanması bakın yani burada gelecek yıl sürgün verecek olan sürgünleri de kırmış. Bakın yani bunlar gelecek yılın meyve verecek sürgünleri, bunlar da zarar görmüş. Yani bu
Bu senenin ürünü gittiği gibi gelecek yılda da üründe düşüş olacaktır. Yani burada yani hayal edemeyeceğimiz, yani yaşlıların söylediğine göre 80 yaşındaki kişiler bu yaşa kadar böyle bir dolu yaşamadıklarını söylüyorlar. Hasat dönemine 1,5 ay kala yaşanan bu felaket sonrası ise dallarda bulunan fındıklar çuvallara giremeden yok oldu. Zaten fiyat konusunda beklediğini alamayan ve ekonomik olarak sarsılan fındık üreticisi ise şiddetli fırtınayla birlikte bir kez daha şok yaşadı. Üreticiler tarafından fındığa ek gelir olarak büyük umutlarla dikilen kivi bahçesi de yaşanan felaket sonrası büyük zarar gördü. Burası da kivi bahçemiz. Burası yaklaşık 2 dönüm bir kivi bahçemiz. Gördüğünüz gibi kivi bahçesinde hiçbir şey kalmadı. Kivinin sürgünleri daha gevrek olduğu için dolunun vurduğu şeyler tamamen öküldü. Yani meyve yok denilecek kadar az. Bakın yani bir ağaçta 2 tane 3 tane ama yaprak olmayınca bunların da beslenmesi, büyümesi mümkün değil. Ya bu 2,5 dönüm kivi bahçesinden yaklaşık bu sene bir 7 ton civarında ürün bekliyorduk ama şu anda yani hiç yok. Ordu'nun Ünye ilçesi ve Kastamonu'nun Tosa ilçesinde meydana gelen trafik kazalarında bir kişi hayatını kaybetti. Biri ağır, 3 kişi ise yaralandı. İlk kaza Kastamonu'da meydana geldi. Elde edilen bilgiye göre İstanbul'dan Korgan ilçesine gitmek için yola çıkan Muhittin Cebar yönetimindeki 52 EC728 plakalı otomobil D100 karayolunun Tosya-Samsun kavşağında yoldan çıkarak devrildi. Kazada sürücü Muhittin Cebar'la otomobilde bulunan Muammer Cembaz ve Celal Çevik yaralandı. Ambulansla Tosya Devlet Hastanesi'ne kaldırılan araç sürücüsü Muhittin Cebar hayatını kaybederken Muammer Cembaz ve Celal Çevik'in tedavilerinin devam ettiği bildirildi. Kazada hayatını kaybeden Muhittin Cebar'ın Korgan Yenipınar Mahallesi eski muhtarı Sebahattin Cebar'ın oğlu, Korgan Muhtarlar Derneği Başkanı Yüksel Deren'in de yeğeni olduğu öğrenildi. Bir diğer kaza ise Ordu'nun Ünye ilçesinde meydana geldi. Elde edilen bilgiye göre çocuk hastalıkları uzmanı Doktor Sultan Demir Maral, sabah 5'te serviste rahatsızlanan bir çocuğu muayene etmek için görev yaptığı Ünye Devlet Hastanesi'ne gitti. Hastanede muayene işlemlerini tamamlayan Maral bir süre sonra 52LB335 plakalı otomobile binerek hastaneden ayrıldı. Hastanenin önündeki kavşaktan karşıya geçmek isteyen Maral'ın otomobiline Samsun'dan Trabzon istikametine giden Esra Ç yönetimindeki 55EC344 plakalı otomobil çarptı. Kazada ağır yaralanan Maral'a Ünye Devlet Hastanesi'nde ilk müdahalesi yapıldı. Durumunun kritik olduğu ve beyin kanaması geçirdiği tespit edilen Maral, Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne sevk edildi. Ordu Tabipler Odası Başkanı Doçent Doktor Özgür Enginyurt, kazanın ardından yaptığı yazılı açıklamada, Ünye Devlet Hastanesi doktorlarından Sultan Demir Maral, hastaneye icapçı olarak geldikten sonra evine dönerken trafik kazası geçirmiş, Samsun 19 Mayıs Üniversitesi acil servisine kaldırılmıştır. Hastamızın şuurunun açık ancak 1-2 günün kritik olduğunu öğrendim, Allah şifa versin ifadesini kullandı. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, iş adamı Velittin Küçük tarafından yaptırılan ve 12 milyon liraya mal olacak Gülyalı Turizm Otelcilik Fakültesi'nin gelecek yıl eğitim öğretim dönemine yetişeceğinin müjdesini verdi. Ordu Büyükşehir Belediyesi Başkanı Enver Yılmaz, Gülyalı ilçesinde hayırsever iş adamı Velittin Küçük tarafından yaptırılan Turizm Fakültesi inşaatında incelemelerde bulundu. Başkan Yılmaz, Turizm Fakültesi'nin Ordu'ya ve turizm sektörüne önemli hizmetler sunacağına inandığını belirterek, imkanı olan herkesin eğitime destek vermesini istedi. Gülyalı ilçemizin önemli kamu yatırımlarımızdan bir tanesi. Gülyalı'da yapılacak olan, önce yüksekokul olarak başlattıktan daha sonra fakülteye çevrilen Turizm Otelcilik Fakültesi'nin inşaatının esas maliyetli bölümünün toprak altından çıktığını ve belli bir aşamaya geldiğini hep beraber görüyoruz. Burada müteahhit arkadaşımız da yapımcı ordumuzun hayırsever iş adamı Sayın Velittin Küçük'e Gülyalı'dan, Ordu'dan teşekkürlerimizi gönderiyoruz. Zira burası kamudan hiçbir kuruş almaksızın bu topraklardan doğup büyüyen, İstanbul'da yıllarca siyaset ve belediye başkanlığı yapan arkadaşımızın doğduğu büyüdüğü topraklara
anasının babasının bulunduğu topraklara yapmış olduğu önemli hayır hizmetlerinden bir tanesi. Onun gibi yatırımcıların bizde sayısının artmasını temenni ediyoruz. Ordu'da üniversite kurulmasının bir zamanlar hayal dahi edilemediğini hatırlatan Başkan Yılmaz, şimdi ise ilçelerde yüksek okullar ve fakülteler açıldığını söyledi. Burası bittiğinde ilk yılda 400 öğrencimize ve ondan sonra zaten katlanarak devam edecektir. Hemen havalimanının birinde Ordu'ya zaten çok kısa bir mesafede olan fakültesiyle, çikolata parkıyla, Ordu Giresun Havalimanı'yla birlikte inşallah Gülyalı bu anlamda da hükümet ve kamu yatırımlarından en üst seviyede istifade etmiş olur. Yapanlara, huzurlarınıza teşekkür ediyoruz. Bir an önce bitmesi temennisiyle inşallah açılışlara sağlık ve huzur için hep beraber buluruz. Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin sıcak asfalt projesi kapsamında Altınordu ilçesinde Gökömer Gerci yolunda başlattığı sıcak asfalt çalışması tamamlandı. Turnusu üzerindeki mahallelerden Çambaşı Yaylası'na da ulaşım kolaylaşırken 18 mahallenin faydalanacağı yolun asfaltlanması nedeniyle yörede yaşayanlar Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz'a teşekkür etti. Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından 2 yıldır sürdürülen toplam 1300 kilometrelik sıcak asfalt projesi aralıksız sürüyor. Proje kapsamında mahalle ve nüfus yoğunluğu olan grup yolları da tek tek sıcak asfalta kavuşuyor. Altınordu ilçesinin iki büyük havzasından biri olan Turnasuyu Havzası üzerindeki mahallelerde grup yol çalışması kapsamında sıcak asfalta kavuştu. Yaklaşık 1,5 yıldır çalışmaları sürdüren 16,5 kilometrelik Gökömer Gerci yolunda sıcak asfalt çalışması tamamlandı. Sanat yapıları, menfezler, kale gibi taş duvarların yapıldığı güzergahtaki asfaltlanan yolda beton ve kanalı içinde çalışma yürütülüyor. 18 mahallenin faydalandığı 26 kilometrelik Kayabaşı Gerci yolunun 16,6 kilometrelik kısmı olan Gökömer Gerci bölümünü tamamladıklarını belirten Başkan Yılmaz, mevcut asfalt olan Kayabaşı Gökömer arasındaki kısımda elektrik altyapı gibi çalışmaların tamamlanmasıyla seneye bu yolun tamamını sıcak asfalt yapmış olacağız. 26 kilometrelik yol çalışması için 8,5 milyon liralık yatırımı hayata geçiriyoruz. Turnasuyu Havzası üzerindeki Kayabaşı Gökömer Gerci Cumhuriyet ve Gökömer Gerce Buhari üzerinden Kabadüz yokuş dibine oradan Çambaşı Yaylası'na alternatif ulaşım zaten kolaylaştı. Akabinde buradan Çambaşı Yaylası'na da ulaşılabiliyor. Gerce'ye kadar yol zaten asfalt. Gerce Buhari'ye yoluysa stabilize yol. Grup yol çalışman bu havzada ve diğer bölgelerde ordumuzun 19 ilçesinde sürüyor dedi. Gerce Mahallesi Muhtarı Aydın Özbucaksa Başkan Enver Yılmaz'a teşekkür etti. İnşallah asfaltlama yapacağız buraya aşağı. Büyükşehir'in grup yolları okullara da asfalt yapacağız Allah izin verirse. Şu anda cumartesine kadar demeden yağmur yağış çalışıyoruz ya. Büyükşehir yapacak. Başkanımızın Allah razı olsun. Daire başkanımızla, şehrimizle, Büyükşehir Belediye Başkanımızla. Yani ne kadar teşekkür etsek azdır. Ordu'nun ilçelerinde iftar programları hız kesmeden devam ediyor. Ordu Büyükşehir Belediyesi, Altınordu Belediyesi, Ünye Belediyesi Çatalpınar Esnaf Sanatkarlar Odası tarafından Perşembe, Altınordu, Ünye ve Çatalpınar ilçelerinde düzenlenen iftar programlarında binlerce ordulu aynı sofrada bir araya geldi. Ordu Büyükşehir Belediyesi bu yıl üçüncüsünü düzenlediği iftar programları kapsamında bu kez sofrasını Perşembe ilçesinde kurdu. Büyükşehir Belediyesi'nin rahmet ve bereket ayında birlikte Ordu'yu sloganıyla yola çıktığı program Perşembe Kent Meydanı'nda gerçekleştirildi. Ramazan'ın manevi hazının en üst seviyede yaşandığı sofralarda hem yemekler hem de gönüller paylaşıldı. İlahi denetisi ve duayla başlayan programda iftar öncesi Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz bir konuşma yaptı. Başkan Yılmaz, Perşembe'de yapılacak olan çalışmalara ilişkin bilgiler verdi. Biliyorsunuz ilk çöpü aldığımız ilçemiz bizim Perşembe'ydi. Şu anda çok şükür ki 19 ilçemizin 2 tanesi dışında çöp sorununa kökten çözümü Büyükşehir Belediyesi olarak gerçekleştirdik. Yapılan hizmetler, yollar, sular bunlar biter arkadaşlar. Bunlara aldanmayın. Daha önceki halimizle kıyaslayın. Bunu da rakamlarla izah etmek en kolaylarından bir tanesi. Biz 1,5 yıllık süre içinde sadece Perşembe'nin yoluna ayırdığımız para kaç lira biliyor musunuz? 22 milyon lira, yani 22 trilyon lira biz
1,5 yıllık süre içinde Perşembe'nin sadece yollarını harcıyoruz. Büyükşehir olmadan önce de Perşembe'ye il özel idareden gönderilen para da 1 milyon lira. Yani 1 milyon liradan 22 milyon liraya çıkmış sadece yola ayırdığımız para. 1'e 22 oranında bir artış var. Buraya yapmış olduğumuz meydan dahil olmak üzere Perşembe inşallah önümüzdeki süreçte bu bölgenin cazibe merkezi ilçelerinden bir tanesi olacak. Bizim güzide şehirlerimizden bir tanesi olacak. Altınordu Belediye Başkanı Engin Tekintaş, Altınordu Belediye Meclis üyeleriyle iftarda bir araya geldi. Düzenlenen iftar programına Altınordu Belediye Başkanı Engin Tekintaş, Başkan Yardımcıları Aydın Şaşmaz, Fatih Evli, AK Parti Altınordu İlçe Başkanı İbrahim Hekim, CHP Altınordu İlçe Başkanı Mustafa Kemal, meclis üyeleri ve aileleri katıldı. İftar programında bir konuşma yapan Altınordu Belediye Başkanı Engin Tekintaş, meclis üyeleri ve aileleriyle iftar yemeğinde bir araya gelmekten dolayı mutluluk duyduğunu söyledi. Adalet ölçüsü içerisinde birbirinden ayırmadan, birbirini kayırmadan kesinlikle aynı istikamette herkesin adil olabileceği bir anlayışı, bir hizmeti sunmaya gayret ediyoruz. Eksiğimiz yok mu? Elbette vardır. Hata yapmış olabiliriz ama yanlış yapmamaya özellikle gayret ediyoruz. Bundan sonraki süreçte de bu birliklerimizin devam etmesini diliyorum. Siyasi partilerimiz ayrı olabilir ama kardeşliğimiz bir, dostluğumuz bir, güvenimiz bir. Aynı ilçeyi birlikte paylaşıyoruz. Ve bu ilçe gelişi büyürse herhalde en mutlusu hepimiz olacağız. Ayrım yapmaksızın. Ünye'de de iftar programı düzenlendi. Ünye Belediyesi Ramazan ayı dolayısıyla organize ettiği açık hava iftarlarıyla binlerce kişiyi aynı masada buluşturmaya devam ediyor. Ünye Belediyesi tarafından organize edilen ve bu yıl ilk Pelitli Yatak Mahallesi'nde gerçekleştirilen açık hava iftarları Tekkiraz ve Fatih mahallelerinde devam etti. Çatalpınar'da da iftar programı düzenlendi. Düzenlenen programda esnaflar bir araya geldi. Burada konuşma yapan Çatalpınar Belediye Başkanı Ahmet Türe, Ramazan dolayısıyla aynı sofrada buluşmanın mutluluğunu yaşıyoruz dedi. Esnaflarımızla bir iftar programında bir araya geldik. Burada emeği geçen başta Ordu Başkanımız Saffet Bey'e ve ekibine teşekkür ediyoruz. Bizleri esnaflarla buluşturduğu için ben birlikte beraberlik içinde güzel bir atmosferde, nice böyle huzurlu bir ortamda, nice yıllar insanların böyle iftarda da olsa bir araya gelmekte mutluluğunu yaşadık bu akşam. Fındık sektörünün önemli firmalarından biri Trabzon'un ardından Ordu'da da iftar yemeği düzenledi. Yemekte Uluslararası Fındık Şirketi'nin CEO'su Orhan Veli Oltan'la şirketin sürdürülebilirlik direktörü Aldo Cristiano davetlilerle bir araya geldi. Fındık fiyatlarını aşağı çekmekle suçlanan firmanın yetkili ismi Cristiano, iftar yemeği sonrasında soruları yanıtladı. Aslında kesinlikle kendimizi adadığımız çalışmamız olan ve Uluslararası bir fındık şirketi Trabzon'dan sonra Ordu'da iftar yemeği düzenledi. Bir otelde düzenlenen iftar yemeğine şirketin CEO'su Orhan Veli Oltan, sürdürülebilirlik direktörü Aldo Cristiano da katıldı. Şirketin CEO'su Orhan Veli Oltan, yerelden aldığımız gücü ve değerlerimizi global bir vizyonla birleştirerek Türkiye ekonomisi için değer yaratmaya devam ediyoruz, dedi. Geliştirdiğimiz örnek bahçelerde gördük ki fındık hasatında uygulanan temel tarım teknikleriyle üretim yaklaşık %30 oranında artıyor ve kalite önemli ölçüde iyileşiyor. Proje kapsamında bu deneyimimizi daha fazla üreticiyle buluşturmaya devam edeceğiz. Teknolojinin, mekanizasyonun ve iyi tarım uygulamalarının yaygınlaşması yönünde çaba göstereceğiz. En büyük önceliklerinin Türk fındığının kalitesinin artırılması olduğunu belirten Oltan, iddia edildiği üzere fındığı en ucuz fiyattan satın almak hiçbir surette bizim amacımız olamaz şeklinde konuştu. Ve uluslararası fındık şirketinin en büyük önceliği Türk fındığının kalitesinin artırılmasıdır. İddia edildiği üzere fındığı en ucuz fiyattan satın almak hiçbir surette bizim amacımız olamaz. Fındık fiyatının düşük olması üreticinin ilgisini azaltacak, tarım arazilerinin verimliliğini düşürecektir. Bu da gelecekte fındık üretiminde düşüşe sebep olacaktır. Orhan Veli Oltan bir soru üzerine bugüne kadar şirketin ürünlerinde Gürcü fındığı kullanmadığını söyledi. Bir firma Gürcü fındığını neden alıyor o zaman? Bugüne kadar
Ferrero, ben bunun cevabını biliyorum, onu beklemeye gerek yok. Bugüne kadar Ferrero Gürcü fındığı almıyordu. Ferrero bugüne kadar Gürcü fındığı kullanmadı. Kendi bahçeleri var orada. Henüz kendi bahçelerinden dahi. Ama tabii kendi bahçelerinin fındığı kalitesi olması gerekiyor. Çünkü onlar uygun şeyler değiştiriyorlar. Normal kurutma yapmıyorlar. Ama buna rağmen Ferrero'nun şu güne kadar Gürcü fındığı kullanımı yok. Firmanın sürdürülebilirlik direktörü Aldo Cristiano da kaliteli fındık üretimi için gerçekleştirdikleri çalışmalar hakkında bilgi verdi. Daha önce de bahsettiğim iyi tarım uygulamaları, ikincisi iyi sosyal uygulamalar, üçüncüsü hasat sonrası kalite ve dördüncüsü izlenebilirlik. Yani fındığın takip edilmesi her aşamada. And our team which is working with all these agricultural engineers and the social Altınordu Belediyesi'nin çocuklarda çevre duyarlılığını arttırmak amacıyla başlattığı atık bir toplama yarışması sonuçlandı. İşte sonuçlar. Temiz çevre için atık pilleri toplayalım sloganıyla başlatılan ödüllü pil toplama kampanyasında ilçe merkezinde dereceye giren okullar ödüllerini Altınordu Belediye Başkanı Engin Tekintaş'tan aldı. Altınordu Belediyesi Meclis Salonu'nda düzenlenen ödül törenine kampanyada dereceye giren Karşıyaka Vilayetler Hizmet Birliği Anaokulu, Atatürk Ortaokulu, Sıraca İlkokulu, Yalçın Çelebi Anaokulu öğretmen ve öğrencileri katıldı. Atık bir toplama kampanyası veya yarışması diyelim. Bizim açımızdan önemli. Bundan sonra inşallah bu hassasiyetimizi sürdürmeye devam edeceğiz, artıracağız. Tüm okullar bunu yaygınlaştıracağız. Tabii Türkiye'de bu çok önemli. TÜBİTAK bu noktada çok önemli çalışmalar yapıyor. Özellikle Çevre Bakanlığı çok duyarlı davranıyor. Bu sene çok ciddi şekilde atık pil toplanmış. Ki 500 ton civarında ifade edilen Türkiye için söylüyor. Bu yeterli mi değil, aslında daha da fazla toparlanabilmesi lazım. Bu 500 ton toplanmasaydı ne olurdu? Akıbeti felaket olabilecek. Yani daha doğrusu su kirlenmesini, çevre kirlenmesini ve özellikle sağlığı olumsuz etkileyecek hızlı bir süreç yaşanmış olacaktı. Bundan dolayı ciddi kampanyalar yapıyor kurumlar. İki kategoride düzenlenen yarışmada en çok atık pil toplayan okul kategorisinde Karşıyaka Vilayetler Birliği Anaokulu 463.5 kilogram pille birinci, Atatürk Ortaokulu 382 kilogramla ikinci, Fatsa Ömer Çağatay Kılıç Anaokulu 210 kilogramla üçüncü oldu. Çok mutluyuz. Adım Buğra Bayhan. Bu kampanya bizim için çok önemliydi. Amacımız kazanmak değildi, amacımıza ulaşmaktı. Karşıyaka Vilayetler Hizmet Birliği Anaokulu Müdür Yardımcısıyım. İsmim Muharrem Işık. Atık pillerin geri dönüşme noktasında Altınordu Belediyesi'nin başlatmış olduğu bu projeyi okulumuzun da Eko Okullar projesiyle birlikte entegre ederek birinci olmayı başardık. Gerçekten öğrencilerimizi ve velilerimizi bu noktada tebrik ediyorum. Ayrıca teşekkür ediyorum hepsine. Temiz çevre için atık pilleri toplayalım yarışmasında dereceye giren okullar adına ziyarete gelen öğretmen ve öğrenciler hediyelerini Belediye Başkanı Engin Tekintaş'ın elinden aldı. Ünye Kent Konseyi Kadın Meclisi kenti görsel açıdan güzelleştirmek için Balkonlar Çiçek Atıyor projesini hayata geçiriyor. Proje kapsamında yaklaşık 1000 balkon için toplam 3000 saksıda çiçek dağıtılması planlanıyor. Ordu Büyükşehir Belediyesi ve Ünye Belediyesi'nin desteğiyle hayat bulan projede yaklaşık 1000 balkon için toplam 3000 saksıda çiçek dağıtılması planlanıyor. Burada Kadın Meclis Başkanımızın önerisiyle Balkonlar Çiçek Açtık projesi gerçekten yepyeni bir proje ve Kent Konseyi'nin önüne koymuş olduğu 8 tane projeden bir tanesi. Sahil boyunca dağıtımın gerçekleştirileceği projede yılın mevkiinde başlayan ilk dağıtıma katılan Ünye Belediye Başkanı Ahmet Çamyar ilk çiçeği ev sahibine teslim etti. Böyle bakalım. Ünye Belediye Başkanı Ahmet Çamyar sahil yolu boyunca binaların dış cephe giydirilmesi çalışmaları ve çiçeklendirme çalışmalarıyla Ünye'nin görsel zenginliğini artıracaklarını söyledi. Bu proje bir başlangıç, bir ayak. Esasen bizim kenti güzelleştirmekle ilgili sahil bandımızda toplam 98 binada eski devlet hastanesinden başlayarak otogara kadar olan hatla alakalı proje ihalemiz Büyükşehir Belediye'miz tarafından yapıldı. Şu anda dış cepheyle ilgili proje çalışması devam ediyor.
Ordu Arıcılık Araştırma İstasyonu Müdürlüğü'nce hazırlanan Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülen Arınbal'ın Peteğin projesi kapsamında yapılan tesisler tamamlandı. Türkiye'de sadece Ordu'da hizmet veren Arıcılık Araştırma İstasyonu Müdürlüğü'nce hazırlanan ve Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülen Arınbal'ın Peteğin projesi kapsamında yapılan tesisler tamamlandı. Bu fiziki mekanların, binaların içerisine yerleştirilecek olan makine ekipmanların, laboratuvar malzemelerin alınacağı ihalemiz de bitmiş ve malzemeler de artık yavaş yavaş gelecek hale gelmişler. Ordu Arıcılık Araştırma İstasyonu Müdürü Feyzullah Konak, projenin toplam maliyetinin 30 milyon lirayı geçtiğini söyledi. 10 milyon euro olarak ifade edebiliriz. Yani Türk parasıyla işte 32 ile 35 milyon arasında döviz kurlarına göre değişmekle beraber. Konak yaklaşık 10 milyon avro hibe destekli projenin tam anlamıyla hizmet vermeye başlamasıyla sektörün buradan çok ciddi faydalanabileceğini ifade etti. Teknoloji arıcılık sektörüyle biz buluşturmuş olacağız. Ve araştırmayı da yine teknoloji merkezinde ve üretilen ürün çeşitlendirilmesi ve üretilen ürünün de değerlendirilmesi ve işlenmesi noktasında da sorunları çözülmüş bir sistem oluşturmuş olacağız. Bu proje arı ürünlerinin tüketiciler nazarında meydana gelen olumsuzlukları da ortadan kaldıracak olan iddialı bir proje. Burada bu proje kapsamında yapılacak laboratuvarda akredite edilmiş analizler gerçekleştirilecek ve bu şekilde bu yapı içerisinde ürünlerini analiz ettiren veyahut ürünlerin paketlemesini gerçekleştiren KOBİ'lerin işletmelerinde ürünlerini tüketiciler kendi üretmiş oldukları ürün gibi değerlendirme imkanına sahip olacak. Meyve yetiştiriciliğinde verimliliğin yüksek olması için tozlaşma ve döllenmenin en iyi şekilde olması gerekir. Ordu ve Giresun Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ve Arıcılık Araştırma Enstitüsü işbirliğiyle kivi bahçesinde deneme çalışması yapıldı. Meyve yetiştiriciliğinde kaliteyi artırmak için en önemli unsurlardan birisi olan tozlaşma ve döllenme olaylarının iyi bir şekilde gerçekleşmesi gerekmektedir. Kivi ve böceklerde tozlaşmaya ihtiyaç duyan tüm bitkilerin tozlaşmasında bal arılarının önemi oldukça büyüktür. Ordu İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Giresun İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ile Ordu Arıcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü işbirliğinde ve İl Müdürlüğü Deneme Bahçesi'nde bir çalışma yapılmıştır. Kivi bahçesine yerleştirilen arıların verimliliğe katkısı hesaplanacak. Gerçekleştirilen bu proje kapsamında Ordu Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Kemal Yılmaz açıklamalarda bulundu. Bu kapsamda ilimizde iki farklı noktada ve Giresun ilinde iki farklı noktada olmak üzere deneme alanları belirlendi. Bu alanlarda bir kısım kivi bitkileri arı girişine müsaade etmeyecek şekilde etrafı kapatıldı. Diğer kivilerin ise etrafı açık bırakılmak suretiyle bahçeye arı kolonisi yerleştirildi. Ve burada arıların tozlaşmadaki önemi, etkisi ortaya konulmaya çalışılacaktır. Bahçedeki bazı kivi ağaçlarına arının ulaşmasını engelleyerek aradaki farkı görmek istediklerini söyleyen Kemal Yılmaz, arıların meyveler üzerindeki etkisine değindi. Yaptığımız incelemelerde kafes içerisindeki kivilerin çok küçük kaldığını, bir kısım kivilerin ise tozlaşmayı tamamlayamadığı için, döllenme gerçekleşmediği için döküldüğüne şahitlik ettik. Ama dışarıda arıların gezmek suretiyle polinasyona katkı verdikleri, polinasyonu gerçekleştirdikleri kivi bitkilerinde ise görüldüğü gibi son derece sağlıklı, güzel kiviler oluşmuş durumda. Bu çalışmayı önemsediklerini söyleyen Kemal Yılmaz, meyve ağaçlarının arasındaki farkın düzenleyecekleri tarla gününde üreticilere göstereceklerini söyledi. Bu çalışma tamamlandığında hasat döneminde yapacağımız tarla günüyle her arı girişine müsaade edilen alanlarda ve arı girişine müsaade edilmeyen alanlardaki elde edilen kivileri her yönüyle burada biraz önce bahsettiğim çekirdek sayısı, meyve iriliği, kalite her yönüyle üreticilerimize göstereceğiz ve aradaki farkın üreticilerimizin
üreticilerimiz tarafından görülmesini sağlayacağız. Ben bu çalışmanın ilimize hayırlı olmasını diliyorum. Çünkü arıcılık sektörü de kivi yetiştiriciliği de ilimiz için son derece önemli. Ben her iki sektörde de daha ileriye gidebilmek adına, daha güzel işler yapabilmek adına bu çalışmayı önemsiyorum. Ağız kokusu Ramazan ayında daha çok gündeme geliyor. Ramazan'da ağız kokusu sorunu yaşamamak için yapılması gereken sadece dişlerin yeni bir fırçayla macunsuz bir şekilde temizlenmesi. Bu yolla ağız kokusunun %90 oranında azalabileceği belirtiliyor. Dikkat edin, dişi kullanacak kadar yüzeyi. Ağız kokusu Ramazan ayında daha çok gündeme geliyor. Ağız kokusunu fark eden insanlarda zamanla psikolojik sorunlar da oluşuyor. Bu durum bazı hastalıkların habercisi olabiliyor. Örneğin mide, bağırsak, karaciğer ve ağızla ilgili diş çürüğü gibi hastalıklara neden olabiliyor. Sabah uyanıyor, sindirim sistemindeki işte gazlar veya dil sırtında bakteriler, gıda atıkları, hücre, kan elemanları, gram negatif bakteriler özellikle bunlar bu gıdalarda beslendikten sonra volatif sülfür bileşikleri dediğimiz bazı gazlar çıkarıyorlar. Bunlar ne yapıyor? Zamanla koku oluşturuyor. Ordu Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Varol Çanakçı, tükürük akışının az olduğu zamanlarda ağız kokusunun oluşabileceğini belirtti ve ağız kokusunu önlemek adına dişlerin yeni bir fırçayla macunsuz bir şekilde temizlenmesinin ağız kokusunu %90 oranında azaltacağını söyledi. Özellikle Ramazan ayında soğan, sarımsak gibi İşte aşırı kafein gibi ağız kokusuna sebep olacak şeyleri ne yapmamamız lazım? Kullanmamamız lazım. Fizyolojik olarak işte ağız kokusunda ne yapacağız? Sabahleyin uyandığımızda biliyoruz bu bir fizyolojik olay. Ne yapacağız? İlk kalktığımızda benim önerim şudur. Yeni bir fırça alınacak. Hiç macun değmemiş. Bu fırçayla sabah kalktığında dişler tek tek fırçalanacak. Ve dil sırtı da aynı şekilde fırçalandığı zaman ağız çalkalamasıyla bunun ben çok baktım. Orucu kaçıran bir yönü de yok. Bu ne yapılabilir? Fırçalandıktan sonra oradaki %90 oranında ağız kokusunu giderecektir. Tekrar istediği zaman önle arasında da hatta akşama doğru da yine fırçalayabilir. Ama nedir? Macun katmamak şartıyla. Kuru fırçayla olabilir. Son zamanlarda yaşanan terör olayları sonucunda şehit verdiğimiz polis ve askerlerimiz tüm ülkenin içini yakmaya devam ediyor. Yaşanan bu olaylara çözüme ulaşmasını isteyen Polis Şehitleri ve Mağlur Gaziler Derneği Ordu Şube Başkanı Şener Şahin idam cezasının yasalaşmasını istedi. Yüreğimiz kor gibi yanıyor. Bu yangının dindirilmesi için buradan Sayın Cumhurbaşkanımıza, Sayın Başbakanımıza ve ülkemizi yöneten devlet adamlarımıza seslenmek istiyoruz. Acilen vakit kaybettirmeden hemen şimdi idam cezasının yasalaştırılmasını talep ediyoruz. Bu konuda hiç kimseden korkmamıza gerek yok. Tüm halkımız ve tüm devletimiz topyekun sizin arkanızdayız. Ne Amerika, ne Rusya, ne de Avrupa ülkelerine hesap vermek zorunda değiliz. Özgür ve bağımsız bir ülkeyiz. Binlerce bizlere demokrasi dersi vermeye kalkan bu ülkeler, ülkelerinde otoritenin sağlanması için cayır cayır idam cezasını uyguluyor. Ülkemize hainlik edenleri, vatan hainlerini ve buna benzer suç işleyenleri cezaevinden koyarak beslemeye hiç gerek yok. Ülkemizin her lokması bir bardak suyu o şerefsizlere haram olsun. Ele geçirilen her teröristi lütfen kent meydanında asınız. Herkese ibrete alem olsun. Bu haberle bültenimizin sonuna geldik. Siz de WhatsApp üzerinden haber değeri taşıdığını düşündüğünüz görüntüleri bizimle paylaşabilirsiniz. TV52 WhatsApp ihbar hattı 0546 452 0222. Şimdi spordaki gelişmeleri izleyebilirsiniz. Hoşça kalın. Mutlu akşamlar, sporun doğru adresi TV52'ye hoş geldiniz.
Ordu Spor'da kongre geride kaldı. Peki yeni sezonda takımın başında kim olacak? İşte bunun cevabı için bugün akşam saatlerinde teknik direktör Metin Altınay Ordu'ya geldi. Altınay ile Yaşar Pamuk bugün masaya oturacak ve taraflar anlaşırsa 5 maçlık Ordu Spor kariyerine Altınay bıraktığı yerden devam edecek. Metin Altınay Ordu'da. Ordu Spor'da kongrenin sona ermesiyle birlikte yeni yönetimin takımın başına kimi getireceği merak konusu. Geride bıraktığımız sezon son 5 maçta takımın başına gelen ve kısa sürede futbolcuların gönlünde tat kuran Metin Altınay'la yola devam edip edilmeyeceği ise ayrı bir konu. İşte bu konu için bugün akşam saatlerinde Ordu'ya gelen teknik adam gelir gelmez yönetimle masaya oturacak. Kulüp başkanı Yaşar Pamuk aslında lig bittikten sonra eğer yeniden başkan olursa Metin Altınay'la devam etme kararı alacaklarını söylemişti. Başkanın bu açıklamaları üzerine o masadan nasıl bir karar çıkacağı az çok belli gibi. Ama her şey Perşembe günü belli olacak. Bugün Metin Altınay'la masaya oturan Yaşar Pamuk ve yönetimi eğer şartlarda anlaşırlarsa Altınay bıraktığı yerden Ordu Spor'la devam edecek. Özellikle futbolcuların kendisini aradığını bildiren Altınay, futbolcular tek tek beni aradılar ve gelmemi istediler. Benimle çalışmak istediklerini belirttiler. Akşam saatlerinde Ordu'da olacağım. Bugünün sonunda her şey netlik kazanır. Perşembe günü de açıklanır. Gelmeden önce başkan ile konuştuk. Bizimle var mısın dedi. Ben de her türlü varım dedim. Güzel şeyler olacak ama biraz sabretmemiz gerekir açıklamasını yaptı. Fas'a Belediyespor'un kalesi yalnız kaldı. Fas'a Belediyespor'da tecrübeli file bekçisi Doğan Can Kurtaran yeni sezon için Ladik Belediyespor ile anlaştı. Öte yandan birkaç futbolcunun da başka takımlarla imza aşamasında olduğu öğrenildi. Fas'a Belediyespor'un kalesi yalnız kaldı. Fas'a Belediyespor'da tecrübeli file bekçisi Doğan Can Kurtaran yeni sezon için Ladik Belediyespor ile anlaştı. Yeni yönetimini bir türlü oluşturamayan ve sezon öncesi birçok sıkıntıyla baş başa kalan Fas'a Belediyespor'da forma giyen futbolcular da tek tek gitmeye başladı. Bunlardan ilki geride bıraktığımız sezon iyi bir performans gösteren Fas'a Belediyespor'un kalesinin güven teminatı Doğan Can Kurtaran oldu. Geçen sezon Fas'a Belediyespor'la aynı grupta yer alan Ladik Belediyespor ile el sıkışan 32 yaşındaki file bekçisi artık Ladik kalesini koruyacak. Deneyimli eldiven Fas'a Belediyespor'dan ayrıldığı için üzgün olduğunu ancak Ladik Belediyespor'a şampiyonluk için gittiğini söyledi. Fas'a Belediyespor'un en kötü zamanları da olsa büyük bir fedakarlık göstererek yine taliplerinin olmasına rağmen geçen sezonda Fas'a Belediyespor'da kalmayı tercih eden kaleci bu sezon Ladik Belediyespor'u tercih etti. Başarılı kaleci Fas'a Belediyespor'un 26 karşılaşmasında kalesini korudu. Öte yandan Haziran sonuna kadar başkan adayının çıkmaması durumunda kayyuma kalma ihtimali yüksek olan Sarı Lacivertli takımda her ihtimale karşı futbolcuların başka takımlarla görüşme halinde olduğu öğrenildi. 5-6 futbolcunun başka takımlarla imza aşamasında olduğu bilgileri alınırken özellikle bu sene gösterdiği performansla Fas'a Belediyespor'un gol yükünü çeken tecrübeli forvet Polat Çelebi'nin vehameti ise merak konusu. Polat Çelebi'ye birçok talibin olduğu bilgisi alınırken Çelebi'nin ailesinin her zaman yanında olmak istemesinden ötürü yakın illerden gelen teklifleri değerlendireceği öğrenildi. Türkiye Futbol Federasyonu Aziz Tokat Kahraman Sönmez Zorunlu Gelişim Semineri yoğun bir katılımla gerçekleştirildi. Semineri bir dönem Ordu Spor'un formasını giymiş Tuna Güneysu verdi. Türkiye Futbol Federasyonu Aziz Tokat Kahraman Sönmez Zorunlu Gelişim Semineri yoğun bir katılımla gerçekleştirildi. Ordu'dan çok sayıda antrenörün katılım gösterdiği seminerde eğitimci olarak federasyon tarafından görevlendirilen ve bir zamanlar Ordu Spor'da forma giymiş Tuna Güneysu seminere katılan antrenörlere tecrübelerini aktardı. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından UEFA Pro lisansa sahip teknik adamların dışındaki tüm diğer lisanslara sahip teknik adamların katılması zorunlu tutulan seminerde bir konuşma yapan TÜFAT Ordu Şubesi Başkanı Turgut Kır, bu tür gelişim seminerleri futbola gönül vermiş teknik adamlar için önemli. Bu seminerlerle birlikte birçok şeyin farkına varıyoruz açıklamasını yaptı. Ordu Spor'un eski futbolcusu Tuna Güneysu ise yaptığı açıklamada futbolu öğrendiği yerde kendisinin ders verecek olmasının heyecan verici bir duygu olduğunu söyledi. Kendisinin futbolcu olmasında büyük emeği olan isimlerin karşısında
Heyecanlandığını belirten Güneysu, Ordu Spor'daki anılarından da bahsetti. Seminere katılmayan teknik adamlara, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından bir sonraki gelişim seminerine kadar çalışma izni verilmeyecek. Yaklaşık olarak 3 saat süren seminerin ardından başarılı olan antrenörlere plaket takdim edildi. Daha sonra ise hep birlikte iftar yemeğinde bir araya gelindi. Spor haberlerinin sonuna geldik. Bizi izleyin, haberiniz olsun. Mutlu akşamlar.